Merhaba, 8 Haziran 2024, Fazıl Hüsnü Dağlarca, Sivaslı Karınca. 200 kuruş, 200 lira. Evet. 22 Nisan 1985, mezarlık başına almışım bu kitabı. Nurullah Berk. Resimler. Değerli bir kalem, değerli bir ressam. Bu şiirlerin çoğunu ezbere bilirdim yani. Sivaslı Karınca. Koca kızılırmak köpüre köpüre akıyordu. Bir telgraf direği dibinde zamansız kadar telaşsız ve köpüksüz yürüyordu Sivaslı bir karınca. Bu telgraf direklerine şimdiki nesil bilmez yani. Biz kendimiz bildiklerimizi bu nesle aktaracağız. Bu telgraf direklerinde bir demirden ayakkabı vardı. Demirden ayakkabı. Şöyle. Buradan kayışlı ayağına geçirirsin. Burada da tırnakları var. Sağlı sollu. Direğe böyle geçirirsin. Küt. Sonra sol küt. Sonra sağ küt. 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 Yukarıya kadar çıkarsın. Oradan telefon hattı varsa telgraf tellerinde, türkülerde var. Telefonda kurarsın böyle telefonu. İki tanesini. Çalıştırırsın, konuşursun. Tepede. Evet. Ondan sonra çözersin bağlantıları. Telefon sırtında. Yavaşça yine aynı o tırnaklı ayakkabıyla küt, 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 küt aşağı inersin. Nerelerden güzel yerlere geldik. İşte hayat bu. Gençlere örnek olsun diye anlatıyorum. Gençler değerli insanlar. Aferin. Çok seviyorum gençleri. Dünyaca. Burada Hindistan'da, Afrika'da. Her şey birbirine benzemektedir. Burada Hindistan'da, Afrika'da. Buğdaya karşı sevgi aynı. Ölüm önünde düşünce bir. Nece konuşursa konuşsun, anlaşılır gözlerden dediği. Nece konuşursa konuşsun, benim duyduğum rüzgarlardır dinlediği. Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız. Bölmüş saadetimizi çizgisi yurtların. Biz insanlar ayrı ayrı kalmışız. Gökte kuşların kardeşliği, yerde kurtların. Evet. Bazen işte böyle hayvanlara örnek alırız. Yani. Hayvanlar kadar. Missouri. Böyle bir şey var. Bir uçak gemisi. 1900 kaçlarda diyelim. Yani 40'lardan 50'lere doğru. 56'lı olduğuma göre ben 56, 1956'dan önce İzmir Körfezi'ne geliyor. Annemle birinci eşi Doktor Cevdet Gölderi, İzmir valisi ve hanımı oraya şeye gidiyorlar akşam yemeğine, protokole, o gemiye. Öyle duymuştum yani. Ondan sonra değerli anneciğim elektriği, yolu, suyu olmayan sandıya ebe olarak tayin oluyor. Hayata bak. Onun için yaşayın, böyle fazla kurallara kafanızı takmayın. Missouri, sen bir gemi, mavi İstanbul'umuzun sularında. İnsan aklının hülyaya değdiği yer, Apollo'nun havuzlarında yüzen yaprak, hafif kadırgaları Fenikeliler, başka iklimlerden haber. Sen bir gençlik, soy soy, ateş ateş.
bütün devletlerden sonra bütün eski ölçütlerde kurtulmuş, lezzetinde bir yelken, kuvveti parlar. Kardeş durur varlığın rüzgarları. Bu şiirleri okumanızı rica ederim. Sosyal Demokrasi. Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu, Süreyya Koç, 1971. Farelerin her zaman olduğu gibi başarılı bir şekilde yediği kitap. Evet. Ne diyor bakalım kitabın girişi? Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortanın soluk grubunun yan kuruluşlarından biri olarak kurulmuştur. Aslında Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamına değilse bile, kelimeyi kullanmaktan kaçınmakla birlikte sosyalizmi benimsemiş olan ortanın solu kanadının birçok yönlerden bağlıdır. Evet, Cumhuriyet Halk Partisi o zaman da genel merkezciler ve demokratik solcular olarak ikiye bölünmüştü ideolojik mücadele anlamında. Günümüzde de şimdi aynı alışkanlıklar devam ediyor. Sınıf partileri olmakla kitle partileri olmak arasındaki fark budur. Yani. Sınıf partilerinde bu şekilde örgütlenme olmaz. Kitle partilerinde hem sermaye hem de emek cephesi bulunur. Ve yani dünyadaki karışık partilerde, karma partilerde birbirini yerler, daima kapitalistler kazanır. Solcular da laf cambazlığı yaparlar. Sağcılar kazana kazana hem sol partilerde hem sağ görüşte dünyayı da fakirleştirdiler. Krizden de çıkamıyorlar. Şimdi yola yön ediyorlar. Yorulmak yok, devam. Devam, devam. Toplum ne kadar gerginleşiyor, dikkat ediyor musunuz? Bazı siyasal partilerin yan kuruluşlara ihtiyaç duyması propaganda şartlarının değişmesinden ötürüdür. Doğrudan doğruya partilere bağlı bulunan gençlik kollarının tarafsız olmayacakları peşinen kabul edilmiş, tesir sahaları daralmış, güçleri azaltılmıştır. Ayrıca gençlik kollarının siyasi partiler kanununun bazı hükümlerinden dolayı hareket imkanları da sınırlıdır. Ve parti bünyesinde gençlerin her zaman kontrol edilemeyen veya kontrol edilmek istenmeyen davranışları yüzünden sorumluluk altına girmemek için de yan kuruluşlar bilhassa tercih edilmiştir. Sosyal Demokrasi Dernekleri Federasyonu'nun eylemleri ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu arasında bazı konularda zaman zaman çelişmeler görülür. CHP içerisinde sol kliğin davranışları ile buna karşı olanların ve hatta zaman zaman genel başkanlarıyla genel sekreterlerinin fikir ve beyanlarında da çelişmeler görülür. Mesela genel sekreter Bülent Ecevit, Cumhuriyet Halk Partisi'nin sınıf partisi olduğunu ilan ederken, Genel Başkan İnönü'de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kitle partisi olduğunu söylemesi gibi. Bununla beraber Sosyal Demokrasi Dernekler Federasyonu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol kanadının paralelinde fakat diğer kanadın karşısında olduğu müşahede edilmektedir. Evet. Bulursanız okuyacağınız türde koleksiyon değerinde bir kitap. Bu da Başbakan Bülent Ecevit. Ekonomimizin durumu ve güçlendirilmesi. Başbakan Bülent Ecevit'in TÜBİTAK'ın 1978 yılı hizmet ve teşvik ödüllerinin dağıtımı töreninde yaptığı konuşma. 1 Aralık 1978. Sayın konuklar, TÜBİTAK'ın değerli yöneticileri, uzmanları, ödüllendirilen değerli bilimciler. Bu toplantıda TÜBİTAK'ın 15. yıl dönümüne rastlayan bir toplantıda bulunmaktan kıvanç duyuyorum. Bu yaz kurumun Marmara'daki enstitüsünü ziyaret ettiğim günlerde Türkiye'nin içinde bulunduğu dar boğazda ekonomik sorunlarına nasıl çözümler arayabileceğini, bulabileceğini, sanayileşme atılımlarını kendi öz gücüne dayanarak nasıl hızlandırabileceğini düşünüyordum. Marmara Enstitüsü'nde gördüklerim Türkiye'de oluşan bilimsel gücün, araştırma gücünün ve teknoloji oluşturma ve özümseme potansiyelinin Türkiye'de
karşısında bulunduğu güçlükleri aşmada en büyük kolaylıkları sağlayabileceği kanısına vardım. Marmara Enstitüsü'ne yaptığım bu ziyaretten beri Türkiye'nin geleceğine daha büyük güvenle bakabiliyorum. Ülkemizin gelişmesinde elbette doğal zenginliklerinin değeri vardır. Ama gelişme için tek başına doğal zenginlikler yeterli değildir. Bunun yanı sıra hiçbir doğal zenginliği olmayan ülkelerin de en gelişmiş ülkeler arasında, en kalkınmış ve ileri toplumlar arasında yer aldığı bir gerçektir. Demek ki doğal zenginlik gelişme için tek unsur olmadığı gibi yeterli, zorunlu da değildir. Gelişebilmek, ilerleyebilmek için başta gelen koşul eğitilmiş insan gücüdür. Evet, eğitilmiş insan gücüdür. Buradan devam ediyoruz. Eğitim, eğitim, eğitim. Sevgiler, saygılar, hürmetler. Hoşça kalın, dostça kalın, güzellikler içinde kalın, sağ olun.